Nasılsın canım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bomba gibiyim ya. Hatta biraz daha bu evde tıkılıp kalırsam patlayacağım. Hadi gidelim, hadi. Gidelim. Çök. Nasıl yani ya? Biz normale dönmüyor muyuz şu anda? Bizim normalimiz bu kızım. Ha yok babacığım, Gökçe ondan bahsetmiyor. Senin böyle anlayışlı, naif olduğu zamanlardan bahsediyor. Baba hani sen çok pişman olmuştun? Suçluyordun kendini, ne oldu? Kızlar, ben çok pişmanım. Çok büyük bir hata yaptım. Sizi odanıza kitlememeliydim. Evet. Kapınıza tahta çakmalıydım. Ay yok. Ben bir kıyamet alametine daha gelemeyeceğim. Fırtına çıkmadan yürüyün gidiyor siz dalar. Ay. Çök. Şu andan itibaren yeni bir sıkı yönetim ilan ediyorum. Sıkı yönetimimizin ilk kuralını hepiniz biliyorsunuz. Kurallar hakkında asla konuşmamak. Hoş geldin Diret. Uzun zamandır yoktun ya. Nerelerdeydin? Özledik seni. Kural 2. Buranın adı neden dövüş kulübü? Çünkü burada dövüşmek, kavga etmek serbest. Kaçmak yasak. Kural 3. Siz Kuzey'in kızlarısınız. Sorunlarınızı kaçarak değil, kavga ederek çözeceksiniz. Nerede kalmıştık? Babacığım korkutma bizi, şu an dövüşecek miyiz gerçekten? Kalk! Hadi, muhallebi çocuğu musun? Hadi, vursana bana. Hadi, hadi, vursana bana. Ha? Vursana bana, vur. Hadi. Yapabilirsin, hadi. Hadi, vursana bana, kaçın. Ay, ay bilemedim ki. Ver bana onu geri. At, at, at. Allah. Dur. Bravo Kuzey. Benim Lady gibi yetiştirdiğim kızlarımı sen daha haydudunla çevirme peşindesin. Aile meselelerim seni ilgilendirmez Şule. Bak, senin sevgilinle şiddete dayalı bir ilişkin olabilir. Ama benim kızlarımı aşılayamazsın. İzin vermiyorum. Daha gençsin be Şule. Yeni kocana, yeni çocuklarına kurallar koyarsın. Ne diyorsun sen be? Ben onların annesiyim, annesi. Anlıyor musun? Uf, yeter ya. Gerçekten sizin kavganızdan, gürültünüzden çok bıktık. Çekemeyeceğiz şu an. Duyuyorsun işte Kuzey. Çocukların ihtiyacı olan kavga gürültü değil. Anne şefkati. Kızlar, bu şiddete maruz kalmak zorunda değilsiniz. Ne zaman isterseniz annenizin şefkatli kollarına gelebilirsiniz. Ne yakın ne de uzak gelecek planlarımızda İstanbul'a geri dönmek yok mu ama? Sen kızlara söylemedin mi? Ben İstanbul'dan taşındım. Baktım kızlarım bana gelmiyor. Ben onlara gideyim dedim. Artık komşuyuz bu yaylada. Nasıl ya? Ne zamandan beri? 2 gün oldu. Hemen şurada küçücük sevimli bir kulübeye taşındım. Peki bundan niye şu an haberimiz oluyor? Artık onu babacığınıza soracaksınız kızım. Herhalde sizin yanıma taşınmanızdan korktuğu için söyleyemedi. Ama işte korkunun ecele faydası yok. Kızlar, anınız bu can sıkma işini bir sektör haline getirdi. Sezonluk çalışıyor. Yani 6 aylığına şezlongunu buraya attı da ben o şezlongu kırarım. 6 ay ne alaka ya? Ha, bir gecede yıktığını 6 ayda toparlayabileceğini mi düşünüyorsun? E komikmiş. İşte buna ömrün yetmez mam. Bence büyük konuşma kızım. Kimisine göre 6 ay koskoca bir ömür eder. Neyse, tercih sizin. Babanızın kaba kuvveti mi, annenizin şefkati mi? Yoksa ananızın döpiyesi mi? Bu nasıl giyinmek ya? Yayladasın Allah aşkına, topuklu mapuklu. Hadi abi. Yaylada böyle giyinilmez, hadi. Şuraya bak. Ne oldu, gene mi gidiyorsunuz ya? Kural 4 Biret. Burası dövüş kulübü ve buradan çıkış yok.
Ali, babanızı mı döveceksiniz ya? Hayır, kızlar. Kızlar, saldırın! Lan yeter, tamam. Tamam, gelin. Oy. Gel. Ben öyle bir insan mıyım? Neden gıdık ya? Hak ediyor muyum?